Merhaba arkadaşlar, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Bugün sizlere manyetik kuvvetten soru çözümü yapacağız. Manyetik kuvvetin konu anlatım videosunu yükledim. Sıra manyetik kuvvetle ilgili soru çözüm videomuzda. Manyetik kuvvetle ilgili soru çözüm videomuzdaki sorularımız Miray yayınları ve Bilgisayar yayınlarından seçmiş olmaktayım. Ee, sorularımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Haydi bakalım sorularımıza geçelim. Neler var hep birlikte göz atalım. Evet, ilk testimiz bilgi sarmal yayınlarından. Birinci soruyla başlıyorum. Diyor ki düzgün manyetik alan içerisinde bulunan x, y tellerinden i, 2i akımları geçmektedir. Tellere uygulanan manyetik kuvvetler fx, fy'dir. Buna göre fx, fy'nin büyüklükleri oranı fx bölü fy'nin oranı nedir demiş. Arkadaşlar bu tarz soruda şunu söylemiştim. Bir formülümüz neydi? Formülü bil demiştim değil mi? Eğer açılıysa formülü de bileceksin dedim sin alfa gelmişti. Peki o zaman burada bu cismet G'den Şimdi x x teline bakarsak x telinin sinüs bileşeni. X telinin sinüs bileşeni şurası değil mi? Aa, burası nereye eşit? Bak, burası y telinin boyuyla aynı uzunlukta. O zaman direkt formülü şöyle yazabilirim. Fx eşittir B manyetik alanı çarpı i çarpı ly'nin uzunluğuna eşit diyebilirim. Çünkü lx çarpı sin 60 neye eşit? LY eşit çünkü aynı uzunluk burada dik olduğu için YTL dik olduğu için. Peki FY de şunu yazıyorum o zaman B çarpı 2i çarpı LY dedim. Bunların ikisinin oranladığımda FX bölü FY'nin oranı ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim bir başka soruya. Sayfa düzleminde bulunan, üzerinden IK ile IM akımları geçen, eşit uzunluklu KLM telleri sabit konuda tutuluyor. K'nın L'ye ve L ve M'ye uyguladığı manyetik kuvvetlerin büyüklükleri eşit olduğuna göre I ile İM'nin oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Aynı yönlü akım geçiriyorsa aynı yönse akımlar çekecek. Zıt yönse itecek. Değil mi? Kural buydu. Peki İK'nın L'ye uyguladığı kuvvet dışa doğru olur. Yani itme kuvveti olur. Burası F ise İK'nın M'ye uyguladığı kuvvet çekme kuvvetidir. Bu da F'miş. He, o zaman büyüklüklerin eşit olmasını sağlayan şey ne? Uzaklıkların farklı olmasına rağmen. Evet. İL ve IM tellerinden geçen. Yani daha doğrusu L ve M tellerinden geçen İL ve İM akımlarıdır. O zaman yazarsam şöyle olacak. Formülüm neydi? K çarpı 2 tane İK çarpı İL çarpı L uzunluğu bölü aralarındaki mesafe D. Bu da eşit olacak. K çarpı 2 tane IK çarpı IM çarpı L bölü aralarındaki uzaklık 3'te. Yani sen ne yaptın hocam dersen burada yaptığımız şey şu. K telinin L teline uygulamış olduğu kuvvetle K telinin M teline uygulamış olduğu kuvveti bulduk ve eşitledik bunları birbirlerine. Çünkü eşitmiş bize öyle söyledi zaten soruda. K'lar gitti mi? 2'ler İk gitti. İK'lar gitti. L'ler gitti ve D'ler gitti. Ne kaldı? IL kaldı. Burada ne kaldı? im bölü 3 kaldı. O zaman il bölü im'nin oranı ne gelecek? 1 bölü 3 gelmelidir. Yani o da c seçeneği olmalıdır. Peki devam ediyorum. Sayfa düzleminden dik içe doğru olan düzgün manyetik alan içerisindeki l uzunluğundaki km, km teline i akımı geçtiğinde tel kuvvetin büyüklüğü f oluyor. Buna göre manyetik kuvvetin f kuvvetinin büyüklüğü hangilerine bağlı değildir? Arkadaşlar burada ne dedik? Burada şundan bahsettik. Eğer dedim ki akım manyetik alan sayfa düzleminden içe doğru olursa bakın ya da dışa doğru olursa teli nasıl koyarsan koy. Sadece böyle dik koymadığın süre içerisinde. Neden? Bak şöyle bir masa düşünelim dedim. Bu masanın bu masanın şöyle yapalım. Bu masanın üstündeki manyetik alan Nereye doğruymuş? Sayfa düzleminden içe doğruymuş. Yani şöyle. Şöyle yaptık. Şuralar masamız olsun. Tamam. Manyetik alan bakın burada sayfa düzleminden içe doğru şöyle. Bunlar benim manyetik alanım olsun. Nasıl? Sayfa düzleminden içe doğru. Bu şekilde, değil mi? Bu çoğaltabiliriz tabii ki burayı. Şöyle manyetik alanlarım var. Şuraya da atalım bir tane. Bunlar bizim manyetik alanımız. Sayfa düzleminden içe doğru. E ben buraya bir tane tel koysam. Bak bu teli böyle koysam ne değişecek ki? Böyle koysam ne değişecek? Böyle koysam ne değişecek? Her türlü bunlar şu tellerden çıkan aşağıya doğru inen şunlara ne durumda? Dik durumda. O zaman bizim buradaki alfa açısının bir etkisi yok arkadaşım. Benim buradaki manyetik kuvvetimin formülü nedir? B çarpı I çarpı L'dir. O zaman öncüllerime bakarsam. Manyetik alanın doğrultusu etkilidir. Yönü önemlidir. Değil mi? Akımın yönünün, akımın büyüklüğü etkilidir. Alfa açısının bir etkisi yoktur. O yüzden cevabı ne olacak? Yalnız 3 B seçeneği olmalıdır. Geldim bir başka soruya. Sayfa düzleminden dik ve dışa doğru dik ve pardon sayfa düzlemine paralel manyetik alanlar içine şekil 1 2 gibi üzerinden i akımı geçen çerçeveler oluşturulmuştur. Buna göre hangi çerçeveler serbest bırakıldıklarında y ekseni etrafında döner? Manyetik kuvvetimizin oluşabilmesinin şartı neydi arkadaşlar? Manyetik alanla çubuğum dik olacaktı. O zaman iyi akımı manyetik alana dikti mi? Bakın akım yukarı doğru, manyetik alan sağa doğru, kuvvet nereye doğru? İçe doğru. Şurada içe doğru, burada dışa doğru. Şuralarda, yukarılarda manyetik kuvvet etki etmeyecek. O zaman burası Y ekseninde dönebilir diyeceğiz. Peki buraya bakalım. Buraya bakalım. E buradan ne olacak? Akım içe doğru. Akım içe doğru olduğunda her biri dedik yani ne dedim biraz önce göstermiştim. O zaman üstteki yatay tel dedik düşey tel dedik. Bu durumda manyetik kuvvet bunları mesela şöyle düşünün. Burada akım yukarı doğru manyetik alan içe doğru olduğu için şu yönlü olacak. Bu teli böyle bükecek. Burayı böyle bükecek. Burayı böyle bükecek. Yani bunun dönme ihtimali yok gitti. Peki buraya bakarsak burada ise burada ise ters yönde dönecek x ile. Çünkü birinci ile ikinci, üçüncü ters yönlü olacak. Neden? Manyetik alanın yönü ters sadece. O zaman şöyle olacak. Burada dışa doğru, şurada içe doğru olacak. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ şeklinde. Yani 1 ve 3 cevabımız olmalıdır. Y ekseninde dönme ihtimali. Şimdi geldim bir sonraki soruya. Diyor ki sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde. Yük miktarları, hız büyüklükleri, şekillik gibi olan X, Y, Z parçacıkları düzgün manyetik alana girmektedir. Tamam. Tamam. Parçacıkların manyetik alanda hangi noktalardan geçerek terk edebilir diyor. Neydi kurala bakarsak kuvvetimizi alacak olursak manyetik kuvvetimizi bulurken. Dedim ki baş parmağımız hızımızın yönü. Şöyle baş parmak hız. Dört parmak manyetik alan avuç içi ise kuvvetin yönüydü. Bakarsam hız. Hız böyle. Manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğru. Hızım böyle. Kuvvetim nereye doğru? Hemen avuç içim benden dışarı. Yani e, ekrana doğru şu an. Yani yukarı doğru. Yukarı doğru ama bu nasıl bir yük? Eksi yüklü. O zaman normalde böyle gitmesi gerekirdi ama eksi yüklü olduğu için ne yapacak? Aşağı yönelecek. Yani 3 yönüne ya da üç düzleminden çıkacaktır. Buraya geldiğimizde ise hızla manyetik alan birbirine paralel. Hızla manyetik alan birbirine paralel olduğu için e, burada biz hani normalde dedim ya biz küvesin demiştim hatırlarsan. E buradaki sin açısı e şunda 90 derece burada ise yani birincisinde şurada 90 derece o yüzden sin 90 geldi. Burada ise sin 180. E sin 180 da 0 olduğuna göre buradaki manyetik kuvvetimizin değeri de ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. O zaman nereden etki çıkacak bu? 2 numaradan çıkacaktır. 3'e bakarsak artı yüklü bir cisim dışa doğru bir manyetik alan var. Hız yukarı doğru. Manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğruysa Avucumun içi sağ tarafı gösterdiğine göre, artı yüklü de bir parça olduğuna göre bu da nereden çıkacaktır? 3 numaralı bölgeden çıkacaktır. O zaman 3 2 3 şeklinde sıralanması gerekir. Yani cevabım B seçeneği olacaktır. Geldim bir sonraki soruya. Sürtünmesiz yatay düzleme yerleştirilen yüklü levhalar arasında V hızıyla hareket V hızıyla atılan artı Q yüklü düzgün manyetik alana etki etkisiyle K yörüngesini izliyor. Şimdi buraya burası önemli. Şimdi burada cisme sadece manyetik kuvvet etki etmeyecek. Burada cisme hem manyetik kuvvet hem de elektriksel kuvvet etki edecek. Peki nasıl olacak? Burası artı yüklü olduğuna göre levhanın buraları artı yüklü olacak. O zaman cisme demek ki aşağıya doğru bir elektriksel kuvvet var. Peki hız sağa doğru manyetik alan sayfa düzleminden içe doğru şöyle gösterirsek. O zaman avuç içi yukarı doğru gösterdiği için şuraya doğru da bir manyetik kuvvet var. Ve cisim 2K noktasından çıktığına göre demek ki manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit. Açalım burayı. Manyetik kuvvet biz kübi. Elektriksel kuvveti nedir? Q çarpı E'dir. Burayı bir tık daha açarsam. Q çarpı V bölü D'dir değil mi? V de üretecin uçlar arasındaki potansiyel. L yörüngesini izleyebilmesi için. L yörüngesini izleyebilmesi için tabii ki tabii ki manyetik kuvvetin büyük olması lazım. Manyetik kuvvet büyük olursa L yörüngesini izleyecektir diyeceğiz. Peki o zaman V hızını artırmak işimize yarar. Q yükünü azaltmak. Q yükü iki tarafta da var bakın eşitliğin işimize yaramaz. Üretecin gerilimini azaltmak. V'yi azaltırsam elektriksel kuvvet azalmış olur. Bu da işimize yarar. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 yani C seçeneği olmalıdır. Peki devam ediyorum Miray yayınlarına ait sorularla. Diyor ki esnek ve düz KLM telleri düzgün manyetik alan içerisine düşey doğrultuda konulduklarında teller etkileyen manyetik kuvvet nedeniyle tellerin aldıkları durumlar şekildeki gibidir. Manyetik kuvvetlerden dolayı tellerin konumlarından hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum gerçekleşecek. Manyetik kuvveti nasıl buluyorduk? Baş parmağımız akım yönü, dört parmağımız manyetik alan yönü, Avuç içi ise kuvvet yönü olacaktı. Birinci tel. Akım yukarı doğru. Manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğruysa kuvvet sağ tarafa doğru olmalıydı. Yani şöyle bir yönelme gerçekleşmeliydi. O zaman bu çizim yanlıştır. İkinci tel. Akım yukarı doğru. Manyetik alan içe doğru olduğuna göre kuvvet sol tarafa doğru. Evet doğru bir yönelme gerçekleşmiş. Üçüncü tel zaten biraz önce göstermiştim. Bu da doğru olacaktır. O yüzden L ve M telleri doğru çizilmiş olacaktır. Geldim bir başka soruya. Soruda durum şu. Kütlesi m, boyu l olan düşey düzlemdeki düzgün ve türdeş telin üzerinden i akımı geçmektedir. Yer çekimi ivmesi g olduğuna olduğu ortamda telin tamamı düzgün manyetik alan içerisine şekildeki gibi dengede kalıyor. Tamam. T, e, B manyetik alanın büyüklüğü i ile i ile mg cinsinden veren ifade nedir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle manyetik kuvveti bir e, bulalım. Bakın Akım sağ tarafa doğru. Manyetik alan sayfa düzlemler içe doğru olursa kuvvet yukarı doğru olmayacak mı? Kuvvetin yukarı doğru olması demek yani bu telin aslında şöyle bükülmesi gerekecekti. Ama tel böyle dengede kalmış bakın ne diyor? Dengede kalıyor. Demek ki teli buraya doğru manyetik kuvvet etki ediyor ya. Demek ki teli bu tarafa doğru dengede tutan kim var? Mg değeri var. O zaman şöyle yazacağız şurada. Demek ki şurada Mg var. Burada manyetik kuvvet var. Ve bunların büyüklükleri Birbirine eşit olmalı ki sistem dengelensin. Neydi? Formülü bil demiştik. B çarpı I çarpı L eşittir. M çarpı G. Benden istediği şey ne? Manyetik alanın büyüklüğü. Manyetik alan eşittir. M G bölü I çarpı L olmalıdır. Bakayım bunu veren ifade C seçeneğinde doğru olacaktır. Geldim. Bir başka soruya. Düzgün B manyetik alan içerisinde şekildeki gibi yerleştirilen KLM tellerinin boyları eşit ve tellere B manyetik alan nedeniyle etki eden kuvvetlerin sıralamasını vermiş istiyor bizden. Ne demiştik? Bunu anlattık, değil mi? Burada manyetik kuvvet daha doğrusu teller nasıl konulursa konulsun. Manyetik alan sayfaya dik olduğu için Teller de sayfa üzerinde nasıl durursa dursun o dik yüzeye ya da o dik doğrultuya her zaman dik olacaktır. Yani açıların bir önemi olmayacak. Formül direkt F eşittir bil. E burada B aynı, I aynı, L aynı. O yüzden üçüne de etki eden kuvvetler birbirlerine eşit çıkacaktır. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim bir başka soruya. Birbirine paralel ve eşit uzunluktaki KLM telleri den K ve L şekil 1'deki gibi L ve M de şekil 2'deki gibi aynı düzleme yerleştirilmiştir. K, L, M tellerinden aşağı şekildeki gibi akım geçmektedir. K telini etkileyen bileşke K telini etkileyen kuvvetin büyüklüğü FK, M telini etkileyen kuvvetin büyüklüğü ise FM'dir. FK bölü FM'nin oranı nedir demiş. Şimdi Öncelikle aynı yönlü akım geçiren teller birbirlerini ne yapacaktı arkadaşlar? Çekecekti. Bunlar bu tarafa doğru bir kuvvet uygular. Buraya FK kuvvet uygularsak. FK'yı yazarsak. Neydi formülümüzde? K çarpı 2 çarpı I1 çarpı I2 çarpı L bölü D idi değil mi? O zaman K L arasındaki kuvveti yazarsak. FK eşittir. K çarpı 2 çarpı i çarpı 2 i çarpı l bölü aralarındaki uzaklık d. Yani buradan k, i, i ve l, d değerleri yani harflere attığımızı düşünün. O zaman sonucum ne çıktı? 4 çıktı. Buraya bakarsak bunlar da birbirlerini çekecektir. E bu durumda bunların birbirine uyguladığı kuvvet k çarpı 2, çarpı 2 çarpı 2 i çarpı 3 i çarpı l bölü 2 d. Burada 2D ile 2D gitti. Tamam. İ'leri götürdüm. L'leri götürdüm. KD'leri götürdüm. Ne çıktı? Sonucum 6 çıktı. O zaman 4 bölü 6 sonucum olmalı. Burası 4 burası 6. Yani cevabım 2 ve 3 A seçeneği olmalıdır. Geldim bir başka soruya. Sürtünmelerin iman edildiği K ve L yatay düzlemde sırasıyla artı Q ve eksi Q yüklü parçacıklar V hızıyla girdiklerinde izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre B manyetik alanın yönü hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi artı yüklü parçacık. Bak hız sağa doğru. Kuvvetin aşağı doğru olabilmesi için yani avuç içi aşağı doğru göstermesi lazım. O zaman manyetik alan nereyi gösteriyor? Yukarı gösteriyor değil mi? Bak hız sağa doğru. Avuç içi bana doğru yani kendinize doğru olması lazım. O zaman manyetik kuvvet kendinize doğru. O zaman manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğru. Yani buradaki manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğru olacak. Buraya baktık. Hız böyle. Kuvvet nereye göstermesi lazım? Yani avucumun içi sağ tarafı göstermesi lazım. Pardon. Sol tarafı göstermesi lazım. Neden? Çünkü cisim eksi yüklü. O zaman içe doğru bir manyetik alan olmalı ki kuvvet sol tarafı göstersin. Manyetik kuvvet de bu cisme sağ tarafı doğru hareket etsin. Demek ki buradaki manyetik alanda nereye doğru? İçe doğru olacak. Yani cevabım A seçeneği olmalıdır. Geldim son soruma. Sayfa düzleminden içeri doğru olan B manyetik alan... İçerisinde dik giren, artı yüklü m kütleli parçacık r yarıçaplı çembersel yörüngede v hızıyla büyüklüğüyle hareket ediyor. r yarıçaplı çembersel yörüngenin yarıçapı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada hemen bunu e, formülünü göstermiştim biraz önce. r neydi? E, mavi küba dedik. Peki parçacığın kütlesiyle doğru orantılıdır. Doğru bakın m artarsa r artar. Parçacığın yük miktarıyla ters orantılıdır yük miktarıyla ters orantılıyız doğru. Manyetik alanın büyüklüğüyle ters orantılıdır. Evet bu da doğru olacak. Çünkü B nerede? Altta. O yüzden cevabımız E seçeneği olmalıdır. Şuraya da şöyle E yazarsak eksik kalan yeri tamamlamış oluruz. Evet arkadaşlar, manyetik kuvvetle ilgili soru çözümlerimizi bitirdik. Sırada manyetik akı videomuz var. Konu anlatım videomuz var. Manyetik akı konu anlatım videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.